Muhabbes ibn-i Mu'abbed radıyallahu anhu bir günü üyden çıkıp geldiler. Resul-i Ekrem aleyhisselam tamangı keliyip dikenlerde. Kalbi de öyle yaptıken ki hazır girip Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan yaşlık, yamanlık hakkı da sorayım ben. Yani yaşlık, yamanlıkını betafsil sorup alamam. Ne mi yaşlık, ne mi yamanlık, şunu anıklap alamam de diyen niyet bilen kaptılar. Resulümüz aleyhissalatu vesselam adette sahabalarga mecliste mescitte ilim örgütler ekenler, ular halka bulup oturuşlardı. Yani haz biz oturuşlarımızda Resul-i Ekrem aleyhisselam'a yakırağa oturuyorlar ki sekin nabet boş cahaya gelip adamlar oturuyorlar. Vabıs'ta raziyallahu anhu keseler adamlar Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın etraflarını uğrap oturup da oturaman deseler cay uzak. Resulullah'ta ancak uzak cahaya çöküşe doğru kaptı. Oturuptular o hiç oranlaşamadılar ki men yakırağa otursam bolardı. Resul-i Ekrem aleyhisselam'dan savar soruşum gerek, uzatki yakın bargım geliyor yaptı, yaş göremem. Adamlar emeğine karar babası, Resulullah'ın tek koy, biz o takıma değişipti. Dese, emin yaş göremem uzatına, yakın oturayım geliyor yaptı. Deyip o kişi intile veripti. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam, ey babası, bu yaka kel deyiptiler. Kelip Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'ın aldılar ya kipti. Hatta mesestu rükbeti rükbetehu deydi. Hatta ikele tizzem, ikele Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın ikele tizzelerine tegip oturdum deydiler. Yani şuna kadar yakın geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini örgütüşte bazı da has talimlerde alahide hayat boyan. Sahabeler Cibril hadisi de kelede etkenler Cebrail aleyhisselam gelip Resul-i Ekrem aleyhisselamın tizzelerini teygizip oturdu. Hudüs şu görünüşte Resul-i Ekrem aleyhisselam Kur'an, hadis, bazı bir dualarını örgeterkenler. Vabese ibn-i Ma'bed radıyallahu anhu hem bu gel öşe şerefke müşerref boptu. Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselamın tizzesini teygizip hani şu derecede yakın oturuptular. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam ey vabısa nimi sonra mahşup olup kelgenliğini min ayteyim mi yanki özün aytasam mı dediler. Başka bir nakılda keledi vabısa ibn-i Ma'bed köngülüge tükkeneken öşe savallı kalbi de oylaptı da min yaşlık ve yamallık hakkı da sorayım ben dedi de kani bu zat hakiki peygamber bulsa kalbimdekini biledi. Onu hem bahanede bir anıqlap olgan deyip olaman, takitlap olaman deyiptiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hemen hem bunun münasebeti bulmaganlar, lakin uzatlı mucizeleri, kişilerin kalbini bilerdiler. Kalbini mez, o Mekke'de kıyan kişilerine hem kese ayet bilerdi. Ayetip, bayan kıyan, suikast bilen kıyan kişilerine, sen yanında bıçağın vardı ve etkenler. O hakeza. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mucize sıfatı da, vabıslardan soradılar ki, kalbindeki savalini cevabını men bileyim mi? Yani ki sen özün aytasan mı nime sonra bahçeyken yine? Vabıslar raziyallahu anh, ya Resulullah, siz ayta kalın dedi. Şimdi Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam, sen, bana şu hadisteki yani metin, onu bir yaga. Sen yaşlılık ve yamanlık hakkında sorup geldin de doğru mu dediler? Ha şundak. Dedi vabıslar raziyallahu anh. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam babasına gayettiler ki istefti kalbek, kalbinden sonra. El birru matmaennet ileyhin nefs vatmaennet ileyhil kalb. Yaşlılık bu. Yani sen menden yaşlılığını sorup geliyorsun, yaşlılık yamanlığını. Lakin kalbinden sonra sen hem özü kalbin hem özü yaşlılık yamanlığını acretip ayet verir senge. Yaşlılık şu ki nefs köngül hatırcan bugün, kalp hatırcan bugün iş mene şu yaşlık dediler. وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. Günah ise köksin ruhinde, yani köngülünü hıcıl kıyan ve köksinde
ya'ni qalbingda ikkilanganing narsa. Qilaymi, qilmaymi, va hokazo deb qalbing yorishmasdan ikkilanib xijil bo'lib turibdi, shu gunoh. Qalbing yorishib qiging kelib, qalb un bilan xotirjam bo'lsa, bu yaxshilik deb aytdilar.